görmese bile gözlerim. Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk hizmetleri için ofis açma hazırlığında. Moskova'nın adımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma yolunda önemli bir aşama olarak yorumlandı. Rusya er veya geç Kuzey Kıbrıs'ı muhatap almak zorundadır. Ulusal kanal yayınına konuk olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Rus nüfusu ve sermayesinin özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaydığına dikkat çekti. Rusya'nın ofis açma adımının diğer ülkelere de örnek olacağını söyledi. Arıklı, bir sonraki adımınsa Moskova'yla doğrudan uçuşlar olacağını vurguladı. Rusya'nın artık yavaş yavaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir partner olarak düşünmesi gerekiyor. Çünkü güneydeki Rus nüfusu da kuzeye kayıyor. Sermayesi de kuzeye kayıyor. Çünkü güney çok bağlı. Ofis açma bir ilk adım. Bunun arkasından da mutlak surette doğrudan uçuşlar gelmesi gerekiyor, gelecektir. Moskova'dan Ercan'a çok ciddi şekilde hem ekonomik hem de siyasi açıdan bize çok getirisi olacak. Böyle bir doğrudan uçuşun başlatılmasının Türkiye'deki saygın siyasilerin bu konuda devreye girmesini bekliyoruz. Erhan Arıklı, Rusya'nın Abhazya, Osetya ve Kırım konularında Türkiye ile aynı sorunları yaşadığına dikkati çekti. Rusya, ilerleyen süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayı da gündemine alacaktır ifadelerini kullandı. Rusya'nın normalde bu tanımayı artık geciktirmemesi gerekiyor. Medyada benzer sıkıntıları Rusya'da yaşıyor. Rusya'nın mesela bir Abhazya problemi var, Kırım meselesi var. Bana göre Rusya kendi icraatlarıyla en azından ters düşmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayı gündemine alacaktır diye de düşünüyorum. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Temmuz ayında bir dizi temaslarda bulunan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Rusya'nın ofis açma kararını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması sürecini hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendirdi. Rusya'nın KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek ofis açması önümüzdeki sürece ilişkin çok anlamlı bir adım ve beyandır. Bu adım KKTC'yi devlet olarak tanıtma mücadelesinde bize yol gösteriyor. Doğru strateji ve siyasetlerle Rusya KKTC için çok daha ileri adımlar atmaya hazır. Yalnız Rusya değil, Abhazya, Vatan Partisi ile imzaladığı ortak bildiride KKTC'yi tanımaya hazır olduğunu resmen ilan etti. İran, TDT'ye girme isteğiyle KKTC konusundaki tavrını gösteriyor. Çok sayıda devlet akıllı bir dış politikayla hızla KKTC'yi tanıma rotasına girer. Bursalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yolunda Ankara'nın dış politikada atacağı adımların önemine vurgu yaptı. ABD'nin Ege'deki üslerini hatırlatarak ABD ve NATO'dan Türkiye'ye yönelen tehlikelere dikkat çekti. Burada can alıcı nokta Ankara'nın tavrıdır. Bütünlüklü bir strateji ve cesur bir tavır lazım. Ukrayna'da ve her cephede ABD, İsrail, NATO merkezli tehdidine karşı konumlanmamız gerekiyor. Türkiye Abhazya'yı tanır, Kırım'ın Rusya'nın toprağı olduğunu kabul ederse Rusya KKTC'yi tanır. ABD, İngiltere, NATO ülkeleri KKTC'yi tanımaz ama Rusya, Abhazya, İran, Suriye tanır. AB, KKTC'yi teslim etmemizi, Türk askerinin çekilmesini şart koşar ama Asya'da yükselen siyasi birlik KKTC'yi kale olarak görür. Bir tek Vatan Partisi bu bütünlüklü siyasetin ve çözümün partisidir.